Uzay araştırmalarında kullanılan araçlar, görev alanlarına göre farklı sınıflara ayrılmışlardır. Öncelikle uzay roketlerinden biraz bahsedelim. Uzaya çıkarılmak istenilen yüksek kütleli yüklerin dünyadan kalkışı sırasında oldukça büyük kuvvet gereklidir. Bu gereksinim uzay roketleriyle karşılanır. Uzay roketleri, uzaya çıkarılacak yüklerin atmosferden kurtarılması için kullanılır. Uzay roketleri görevini yaptıktan sonra tekrar kullanılmak üzere gezegenimize geri döner. Roketlerin en çok kullanıldığı uzay araçlarından biri de uzay mekikleridir. Uzay mekikleri uzaya insan taşımak için kullanılan araçlardır. Uzay mekikleri uzaya taşıdığı insanları dünyaya geri getirecek tasarıma sahiptir. Uzaydan dünya atmosferine girdikten sonra bir uçak gibi süzülerek havalimanına iniş yapar ve astronotları güvenle gezegenimize geri getirir. Ayrıca uzay mekikleri tekrar kullanılabilen uzay araçlarındandır. Uzay araştırmalarında kullanılan araçlardan bir diğeri de uzay teleskoplarıdır. Dünya içinde gözlem yapılırken atmosferin nemi ve şehir ışıkları derin uzay gözlemini imkansız hale getirir. Uzay teleskopları uzay boşluğunda bir yörüngeye yerleştirilerek atmosferin ve şehir ışıklarının bu olumsuz etkisinden kurtulur ve en kusursuz gözlemi yapma şansına erişir. Ekranda gördüğünüz James Webb Uzay Teleskobu en gelişmiş olanıdır. Özellikle dünya dışındaki gök cisimleri hakkında olabildiğince yakından bilgi toplamakla görevli olan insansız ve robotik uzay araçlarına uzay sondası adı verilir. Uzay sondaları uzaktan kontrol edilebilir ve uzaydaki gök cisimleri üzerinde çeşitli görevler yapabilir. Örneğin ekranda gördüğünüz uzay aracının ismi Parker Uzay Sondası'dır. Güneş'e en fazla yaklaşmayı başarmış insan yapımı nesne olan Parker Uzay Sondası, topladığı verilerle Güneş hakkında önemli bilgiler elde etmemizi sağlamıştır. Dünyanın çevresindeki yörüngesinde sürekli dolanan ve internet, GPS, gözlem, askeri, meteorolojik, iletişim, televizyon ve benzeri görevlerde bulunan uzay araçlarına yapay uydu denir. Yapay uydular sürekli dünya çevresindeki yörüngelerinde hareket ederek görev yapar. Türkiye'nin 2024 Eylül ayı itibarıyla sahip olduğu aktif uydular şu şekildedir. TürkSat 3A, TürkSat 4A, TürkSat 4B, TürkSat 5A, TürkSat 5B ve TürkSat 6A olmak üzere 6 adet haberleşme ve GökTürk 1, GökTürk 2 ve İmece olmak üzere 3 adet askeri ve gözlem uydumuz bulunuyor. Dünya dışında yapılması gereken bazı deneyler oldukça uzun zamanlar alabilmektedir. Bu deneylerin yapılması için astronotların daha rahat hareket edebileceği geniş koridorları ve odaları bulunan uzay istasyonları gereklidir. Uzay istasyonlarında büyük laboratuvarlar ve astronotların tüm ihtiyaçlarını karşılayan donanımlar bulunur. Böylece uzayda zaman geçirmek gerektiğinde bir insanın yaşamsal faaliyetleri için gereken minimum koşullar sağlanmış olur. Uzay istasyonlarına örnek olarak ekranda gördüğünüz Uluslararası Uzay İstasyonu örnek verilebilir. Uluslararası Uzay İstasyonu yaklaşık olarak bir futbol sahası büyüklüğündedir.